Yasin'cim. Buyur, buyur. Geldiğinden beri yüzün hiç gülmüyor. İçinde bir şey var, bir şey hissettim. Tarkan'ın bu konuda yardımcı olabileceği bir şey var mı? Merak ediyorum, neden böylesin? Teşekkür ederim. Gerçekten söylüyorum bak. Moralin bir şey mi bozuk? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Bozuk. Bozuk hayır, morali, hayır. Bayağı bozuk. Oysa ki dün birinci oldun. Ben seni bugün daha enerjik bekliyordum. Cuma da birinci oldun. Cuma da birinci oldun. Evet, yani neden böyle yaptın? Sen şeye mi takıldın ya? Kıskançlık meselesine. Ha? Bir çıkar şunu, bir çıkar. Ya. Bir tek şunu, tek. Bence hala bitmemiş gibi sizin aşkınız. Ben öyle düşünüyorum. Ya onu anladık, onu anladık. Bırak bir söylesin, bir dökül. Ben bunu daha ilk günden beri söylemedim mi? Aşıklar birbirlerine o kadar. Ben hep gözlemliyorum. Sen eşinin ağzının içine bakıyorsun. Ona bakarken gözlerin doluyor senin resmen. Hala aşkla bakıyorsun. Ama Çiğdem Hanım, olabilir çocuğun annesi sonuçta. Kıskançlık varsa bence aşk da var. İnsan sevdiğini kıskanmaz mı? Sevdiğini kıskanır. Bence yanlış düşünüyorlar. Yani herhangi bir şey. Benim eşim de çok kıskanç. Hani kıskançlık bir yere kadar evet güzel, tatlı. Ama bir yerden sonra, bir sınırdan sonra birazcık can sıkıyor tabii. Ama kıskançlık sevgiden. Sevgiden bence. Şöyle söyleyeyim, hayatıma böyle aşırı kıskanç bir insan girse asla hani tolere edemem ya. Ben tırnak yemeği mesela sevgilim yüzünden bırakmıştım. Öyle mi? Oo, büyük fedakarlık. Annem çok söylerdi mesela, 18 yaşındaydım. Ben tırnaklarımı yiyordum, çok söylüyorlardı yeme yeme yeme. Sonra bir erkek arkadaşım olmuştu o yıllarda. Böyle ufakken çocukluk şeyi gibi. Ellerin ne kadar çirkin tırnakların, bir dedi bir daha o tırnakları yemedim. Kıskançlık nedir? Kıskanmaz mı bir erkek? Kıskanmasın mı? Kesinlikle kıskanır. Yani o senin dediğin olmuyor yani. Aşkta öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Erkeğin aşırı kıskancı bence hastalık boyutuna gidiyor. Aşırı kıskançlık her zaman çok kötü. Ya tabii ki de çok kötü. Ben mesela bunları çok fazla yaşadım. Ben çok aşırı kıskançtım. Çok aşırı kıskançtım yani. Ama tabii artık bunları birazcık daha aştım. Tayfun sen kıskanmaz mısın? Ben Sida Hanım burada hatırlıyorsunuz bir ufak bir şey yaşadım. Ben hiç öyle bir şeye gelemem hiç. Bir insan ben şimdi hayatımda şöyle şeyler oldu. Şimdi birileri girer ya insan hayatına. Önce böyle şey buluyor. Çok marjinal buluyor. Akıllı buluyor. Deli dolu buluyor filan. Evet. Sonra sizi değiştirmeye çalışıyor. Hayatım boyunca ben buna hep karşı oldum. Ne değiştirmeye çalıştım ne değiştirmeye izin verdim. Çaktırmadan değiştiriyorlar. Ya sen niye burada oturuyorsun? Hayır, sen kıskanıyor musun? Hayır hayır ben asla kıskanmam. Hiç kıskanmazsın. Hiç kıskanmam. Hiç. Çok kıskanmak değil ama hiç kıskanmamak da sorun. Ben kıskanıyorsam aşığımdır. Ya. Eğer kıskanmıyorsam asla aşık olamıyorum. Seviyorsan kıskanıyorsun. Ama deli gibi bir kıskançlıktan bahsetmiyorum. Ufak. Başlamalı o kıskançlık, o zaman aşığım. Yoksa asla dikkatimi çekemez. Çiğdem Hanım size lütfen sözümü kesmeyin. Şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bu konu ucu bucağı yok, sonsuz. Ama size tek tavsiyem bir insan tabii ki kıskançlık içerisinde olabilir ama... Hani bir insana bakar mısınız bana? Şöyle değil de her zaman böyle sevmek lazım. Yok, bu da dengesi var onun. Ben kıskanırım arkadaşım. Ama aslında ben onun demek istediğini biraz anladım. O biraz şeyden bahsediyor. Bazı erkeklerde, kadınlarda da var tabii bu. Öyle kendini aşıyorsun ki yani çok gereksiz ve saçma hareketler yapılıyor. Hayatım bir erkek arkadaşlarıyla eğlenmeye gidebilir. Yani o saçma sapan şeylerden bahsetmiyorum. Benim dikkatimi çeker, ben anlarım bazı şeyleri. Onları anladığım anda o dibine kadar giderim onun. İşte kıskançlık mı o acaba, bir sezgi mi bendeki bilmiyorum. Yoksa gitsin, otursun, gezsin, arkadaşlarıyla sosyal olsun. Onlar saçma. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.